arkadaşlar, Yurt Dünyası'na hoş geldiniz. Daha doğrusu muhabbet etmek için bu videoyu çekiyorum. Ama konumuz aslında şu. Bana son zamanlarda, özellikle bir haftadan beri sorulan birkaç tane soru var. Hep aynı tarz. İşte birincisi, abi işte ben Türkiye'de yaşıyorum, YÖS hakkım da var. YÖS ile ilgili bir bilgiye sahip değilim. Bu ayrı bir şey. Ama YKS ve YÖS'te bir kıyaslama yapmamı istiyorlar. Yani ben Türkiye'nin sınavına mı gireyim, işte TYT dedikleri, şu an sınav sistemi değişti için. O sınav sistemine mi hazırlanayım ben son sınıf öğrencisi olarak, yoksa YÖS'e mi hazırlanayım diye soran arkadaşlarım var. Ve YÖS'ün kontenjan olarak az olduğunu, kazanılmasının zor olduğunu duyuyorlarmış. Ve Türkiye'de nasıl diyeyim, işte bir Türk okulunda okudukları için sonuçta YÖS hakkı olmayanların, hani nasıl diyeyim, YÖS hakkı derken, hani sonuçta YÖS ile ilgili bir bilgisi olmayan birisine sorduğu zaman hiç daha nasıl olacağını bilmeyen birisinin tabii ki olumsuz eleştirisiyle karşılaşıp vazgeçenler ve bana Instagram üzerinden son zamanlarda buna yönelik sorular soruluyor ve ben uzun uzun, önce birkaç tane geldiğinde ben uzun uzun cevapladım ama baktım sürekli aynı sorular geliyor. Dedim videosunu çekeceğim, oradan izlersiniz. Çünkü hem yazmak uzun oluyor, beynini yoruyor, hem de aynı soruları cevaplamak sıkıyor. Hem de herkes yaralansın böyle bir düşüncesi olanlar. Ben fikrimi söyleyeyim, siz yorumlarda yazarsınız. Şimdi arkadaşlar, mantıken düşüneceğiz. Ne düşüneceğiz? Şu. Şimdi diyelim ki ben YÖS'e hazırlanıyorum. Ama TYT'ye de hazırlanayım mı? Yani ikisine de girme hakkım var, gireyim mi? Yani ikisinden de deneyeyim mi? Yanlış bir düşünce bana göre. Niye? Şimdi siz işte Türkiye'nin sınav sisteminde hazırlandığınız zaman Türkçe yapmanız lazım mı? Evet. Matematik? Evet. Ya da ne bileyim, geometri? Evet. Fen bilgisi? Evet. Gibi işte eşit ağırlık, sayısal ya da sözel, hangisiyseniz. Ben sayısalı ele alacağım. Bir de eşit ağırlığı ele alacağım. Şimdi öyle baktığım zaman YÖS'e bakıyorum. Şimdi konu olarak dağılımına bakmam lazım. Ben ikisini aynı anda çalışmak beni yorar. Niye yorar? Matematik, Türkiye'deki sorulan matematikle YÖS'te sorulan matematik benzer, yakın olabilir. Ama aynı demek yanlıştır. Neresi farklı dediğin zaman, bize integralde alan hacim hesaplamaları genelde çıkmaz. Ama Türkiye'nin sınav sistemi olan da çıkar. Hani işte ya da türevin geometrik yorumlanışı çıkabilir. Trigonometriden daha zor sorular çıkabilir. Çıkıyor da. Eleyici sorular çıkıyor. Şimdi bunlar varken ya da maddeden problemler çıkabilir. Yani bizim konumuza dair olmayan sorular da çıkabilir. Şimdi böyle bir tablo varken ben ikisinden de yürümek benim puanımı, benim çalışma sistemimi, benim zamanımı öldürür. O zaman ben ne yapmalıyım? Bir yol seçmeliyim. Hangi yol benim için avantajlı dediğim zaman her zaman göz çıkacak. Nasıl çıkacak? Ben izah edeceğim. Şimdi ideali olan bir arkadaşımızı düşünelim. Tıp istiyor, dişçilik istiyor, eczacılık istiyor, iyi yerde mühendislik istiyor ya da hukuk istiyor. Şimdi bu bölümler çok tercih edildiği için iyi bölüm diyoruz. Yoksa diğer bölümler kötü demiyoruz. Yani şimdi ben geçen tercih zamanlarında söylemiştim. Hiç bilmediğiniz bir Türk Alman Üniversitesi'nin mühendislikleri çok iyiydi. Devlet Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi İstanbul'da var demiştim. Yazılması lazım. Ya da işte şu an bilmiyorum ama işte bir Anadolu Üniversitesi'nde yabancı açılıyorsa bir pilotluk neden olmasın? Kontenjan açıyor mu bilmiyorum. Hani bakılabilir. Ya da ne vardı? İşte değişik bilinmeyen, mesela teknoloji fakültesiyle ilgili ben video çektim iki kere. Neden çektim? Çok zoru geliyor. Eski videolardan belki bulup izlenmediği için sıkıntı yok. Ama teknoloji fakültesinin farkına varılmadığı için. Diyeceksiniz ki siz nereden biliyorsunuz? Bizim çevremizde ve kendimizde üniversitelere ara ara gidiyoruz. Arkadaşlarımız buradan mezun olanlar var. Yeni başlayanlar var. Çünkü biz kendi jenerasyonumuzla sadece görüşmüyoruz. Daha önceki veya daha sonraki arkadaşlarla da görüşüyoruz. Yani onların da sorup danışıyoruz. Bu birikimden dolayı bir 4 senelik bir birikimimiz var. 4-5 senelik. Hani en az.
Bundan dolayı da kendimiz de okuduğumuz zaman çok araştırdık. Bunu da paylaşıyoruz avantajlarını. Şimdi o yüzden demin söylediğim şeye gelmek gerekirse işte iyi dediğim üniversiteye girmek istiyorsunuz. Şimdi Türkiye'de ben buralara nasıl girebilirim? Kaçıncı olmalıyım diye baktığımız zaman işte daha yeni sınav sonuçları açıklandı, tablolar açıklandı. Baktığımda o tabloya inceledim. Hani gerçekten dereceye girmem lazım. Bu ilk 50 bine girmem lazım. İlk 50 bine girmek demek iyi bir net yapmak lazım. Bu iyi neti nerelerden çıkaracağım? Türkçe'de yapacağım, sayısalcıysam biyolojiyle yapacağım, işte organik kimya, kimyasını yapacağım, fiziğini yapacağım, matematik, matiki, geometri, geometri, ileri geometri de yapacağım. Sonuçta analitik geometri de yapacağım. Yani konu dağılımı çok fazla. Türkçe de yapacağım. Böyle olduğu zaman ben burada çok fazla konuya odaklanacağım. Ama ben YÖS'e baktığım zaman ne oluyor? Sadece mat 1 ve mat 2. Mat 1'in de hepsi değil. Mat 1'in temel mat 1 dediğim kısım ve mat 2. Ben 8 ay mat 1 ve mat 2'ye çalışsam kesinlikle iyi yaparım. Yani buna güvenmen lazım. Çünkü senin bir hedefin varsa tıp istiyorsun. Türkiye'de tıp kazanmak mı? YÖS'ten tıp kazanmak mı? YÖS'ten tıp kazanmak daha kolay olacağını düşünmen lazım. Niye? Çünkü oradaki konu dağılımından full yapma ihtimalini düşünüyorsan ve onu hedefliyorsan burada da birçok üniversitenin sınavına girebilirsin. Bir tanesi kötü geçse diğerleri iyi geçer ama sen zaten mat 1'i full yapmak zorundasın. Sen mat 2'yi full yapmak zorundasın. Yani full derken full'e yakın. Korkutmayayım sizi. Hani yüksek yapmak zorundasın. İşte arkadaş soruyor. Benim matematiğim iyi değil ama Türkiye sınavına tıp istiyorum. Hukuk istiyorum. Eczacılık istiyorum. Arkadaşım sen oradan zaten yapamazsın. YÖS'ten de yapamazsın böyle düşünürsen. Ya matematik yapman olmaz. Düşük yaparak. Yani sözelci olursun. İşte Türkiye'nin sınav sisteminde bir şeyler olur mu? Olur. Ama sen eşit ağırlık ya da sayısalcıysan matematik yapacaksın. Matematik de yapıyorsan geriye kalan senin YÖS'te iyi yere gelmendir. Hani bunun düşünüp hani nasıl diyeyim? Bana şöyle bir soruyla gelindiği zaman ben cevaplayamıyorum. Yani daha sonra bunun cevabını ona bırakıyorum. İşte bana hocam siz ne dersiniz onu yapacağım. Bana bir yol çizin. Arkadaşlar kimseye bir yol sormayın. Kimse de size bir yol çizemez. Yani bugün ben size bir şey söylesem dersem ki ya kesinlikle YÖS. Tamam doğru YÖS ama şimdi siz YÖS'e girip kazanamazsanız yani şu an çalışma hevesiniz var ama bir ay sonra o hevesiniz kırıldı. Çalışmıyorsunuz. En azından şu olur, bu olur, işte en düşük şu olur deyip de ki o arkadaşlar da geçen sene bana yazan YÖS'e sınavına hazırlanan arkadaşlardan hocam en düşük hangisi de bana onu söyleyin ben onu çalışacağım deyip de o puanı da alamayan arkadaşlarım vardı bana geri döndüler. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hedefiniz yüksek tutmazsanız o zaman onun aşağısı olduğu zaman aşağıda bir şeye kalmaz. Seçebileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Siz hedefinizi yüksek tutacaksınız. O puanda bir oynama olsa bile istediğiniz yerlere, güzel yerlere gelebilirsiniz. O yüzden çalışmalısınız. Yani yatacak zaman var, çalışacak zaman var. Sisteminize oturmanız lazım. Hocam işte ben gece çok çalışıyorum. İşte 15 saat çalışıyorum falan. Arkadaşlar sistemli çalışmak çok önemli. İşte ne de Türkiye'de birinci olan bir arkadaşımız daha geçen televizyonda söylüyor nasıl çalıştığını anlatıyor. Yani 4 saat 5 saat çalışıyordum ama adam akıllı çalışıyordum. Bu çok önemli. Adam akıllı çalışacağız arkadaşlar. Gece ders çalışmak çok önemli değil. Çok önemli bir mahiyet dedi. Yani Türkiye'nin zaman diliminde olanlar için söylüyorum. Yurt dışında da hani kendine göre paylaşsınlar. Hani siz gece çalıştığınız zaman bünye bunu kaldırmıyor. Yani bünye size evet ya dün ne çalıştım da gecelere kadar bugün de gece bugün de gece dediğin zaman olmuyor. Ya yani uyku sizden zaten zamanı geldiği zaman o uykuyu alacak. Gözünüz düşecek yatacaksınız falan. Verimliliğinizi düşüreceğinize %100 açın. Yani bir derse oturun deyin ki ben 4 saat işte birer saat arayla full çalışacağım. Bitireceğim konularda şunlar. O gün bitmeyebilir ama bitirmeye yakın olsun. Bitirmeye çalışın. Oturup sonradan da kalkıp başka şeylerle uğraşabilirsiniz. Sistemli çalışacaksınız. Gece çalışmayın. Kesinlikle yani okuldan geldin bir düzene oturtur. Hani bir sistem olmazsa 8 ay dayanamazsınız. Konular her şekilde biter. Bir sistem olacak. İkincisi yemenize dikkat edin. Bu dönemde sınava çalışıyorsanız yani ceviz yiyin,
Fındık yiyin, ara çok kaçırmamak üzere işte 3-4 tane falan aralarda. Kuru üzüm, işte siyah üzüm var mesela. Hani araştırın, bulursunuz. Benim de nacizane var fikrim. Onları da paylaşırım. Hani kahvaltınızı tam yapın. Yani çünkü beyin glikoz demektir. Yani glikoz almak lazım çalışması için. Yoksa unutkanlıklar başlar. Ondan sonra nasıl diyeyim, işlem yapamamaya, zamanla vitamin eksikliğine yol açır. Yani o yüzden düzenli de beslenelim. İşte çikolatadır vesairedir fazla da tüketmemek lazım. Ekstra şeyleri dışarıdan. Bu sefer çünkü bünye daha çok acıkıyor. Yemek yiyince bu sefer uyuyor insan. Hepsi birbirine bağlıdır. Özellikle bu sınav zamanları dikkat edelim. Niye bunu şimdiden söylüyorum? Daha zamanımız var. Başta oturtursak ileride kolaylık olur. Bir üçüncüsü de her zaman söylediğim şeyler. Şimdi daha yeni başlıyoruz. Benim videolardan takip edebilirsiniz. Kendi kitaplarınızdan okuyabilirsiniz. Bir şekilde bu herkes çalışıyor. En düşük seviyesinden en yüksek seviyesine kadar bu kural değişmez. Eğer netinizi arttırmak istiyorsanız, bir soru bankasında soru çözüyorsanız, daha uzun dönemler var. Uzun ay var yani, bir 8 ay var. Siz sorunuzun yanlış olduğunu gördüğünüz zaman bu soruyu çözerken bir zorluk daha yaşıyorsanız ve çözümünü yoksa, yani ne diyeyim, siz çözümünü bulamadınız, birisine çözdürdünüz. Arkadaşlar o soru kitabını sonuçta olsa kitaba atacaksınız bittiğin zaman. Kesin en değerli kesmektir. Yok ben o kitaba bir daha geri dönerim falan, bunlar yalan. Kitabı kesin. Bir tane o sayfada soruyu kesin. Sonra bir zarf alın, bir kutu yapın, oraya atın. Bu birikecek. Siz 3 ay sonra bir iki kitap bittikten sonra o sorulara baktığınız zaman o sorulardan zaten çözemediğiniz yine olacak. Yani unuttuğunuz. Atılacaksınız bir iki, üçüncüden sonra bir daha unutmayacaksınız. Otomatikman öyle bir soru geldiği zaman ona benzer de o soruyu yapacaksınız. Zamanla bu artacak. Bunu başta yapmak çok önemli. Sonlara doğru bir önemi yok. Şimdi için soru çözüyorsunuz. Ve son olarak benden özellikle ders isteyenler oluyor işte bireyselden. Arkadaşlar ben özel ders veremiyorum maalesef. Hani ya burada arkadaşlardan nasıl diyeyim işte Antalya'da olduğum zaman orada özel ders bireysel veriyorum. Skype üzerinden verebiliyorum bazen ama şu an kesin olarak verebileceğim, ayıracağım zamanım kalmadı YouTube'a da ayırdığım için. Ama şunu söyleyeyim. Birkaç arkadaşımız var yine matematik çok iyi olan. Ben Skype adresini veriyorum. O Skype adresini YouTube, bütün videoların altında yer alıyor. Özellikle yurt dışında olan arkadaşların matematiği zayıf olup da hani hoca da pek bulamadığı zaman ben oradan yazıp işte bireysel ders alabilirler. Çünkü yurt dışında bu biraz daha zor oluyor. Hem hoca hem YÖS'le ilgili bilgi sahibi hem pahalı. O yüzden oradan konuşuruz. Daha doğrusu arkadaşların numarasını da veririm. Onlar da YÖS'le ilgili bilgiye sahip. Matematikte de. Hani mat 1 ve mat 2 anlamında destek çıkabilirler bireysel derste. Dediğim gibi yorumlara da atarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine soru olursa Instagram üzerinden DM olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.